Merhabalar. Güzel bir kedi olan ile karşınızdayım hanımlar. Bir önceki videomda bunu ütülemeye göstermiştim, tarif etmiştim püf noktalarını. Şimdi de yapımını anlatacağım. Aşağıdaki abone ol yazısına tıklayarak ücretsiz kanalıma abone olabilirsiniz. Zili de tıklayıp e, tüm bildirimleri açarsanız ilk demi videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Yeşil kısmıyla başlıyoruz hemen. Şöyle büyük bir göz yapıp yuva yapıp içine şöyle hemen düğümümü atayım iki tane kirpikle başlıyoruz biraz büyükçe yapacağız çok minik yapmayacağız bu birinci kirpim ve ikinci kirpiğim aynı boyda yapmaya özen gösteriyoruz. Şu şekilde hemen düzeltiyorum. Kirpiklerimizi yaptık. Bu iki kirpik kel olanımızı yapmak için ve sırada bu yeşil kısma geliyoruz. Yeşil kısım içinde bir tane kirpik yapacağım. Böyle. Bunun tepesine bir düğüm atıyorum. Buraya minnacık. Çok küçük bir göz yapacağım. Bakın böyle. Şu ışığı tekrar ayarlıyorum hemen. Böyle daha iyi sanırım. Minnacık bir göz yaptım. Bunun içine geliyorum ve buraya şöyle başa dönüyorum. İyice başa alıyorum ipimi. Bunun içine 7 tane kirpik yapacağım. Şunlardan. 7 tane olacak. Bunlar da çok minik minik olmayacak ki kendilerini göstersinler. Şu şekilde. Boyutları böyle. Bunlardan 7 tane burayı dolduracağım. 7 taneyi tamamladım. Şimdi e, ben hep kenarı gidilmiş olarak kullanıyorum e, oyalarımı. O yüzden buradan iki tane zürafa atlayıp 3.ye bir tane düğüm atıyorum. Şöyle çok yatırmadan oyayı hafif böyle bir dik duracak. Bu şekilde Oramız, oyamızın arasında da dört tane zürafa var 4 tane zürafa tekrar e, yeşil kısım geliyor gelelim eğlenceli kısım kelo olan yapımına. yaptım e, başta yaptığım iki tane kirpik e, kirpin üzerine yapacağım birinci kirpin üstüne düğüm atıp ipimi sabitliyorum Ve çok e, ne fazla boşluk bırakacağız ne çok sıkacağız. Şöyle ortalama şöyle bir ara ayarlıyoruz. Boşluk ayarlıyoruz. Bu şekilde ipimi alıp tam ortaya gelip kirpik yapacağım. Burayı kirpikle başlıyoruz. olana. Hep tek doluyoruz ki kelo olan kaba olmasın. Orada çok fazla düğüm olduğu için şu yuvanın içine bir sürü düğüm atacağımız için hep tek dolayıp ve kirpik yapar gibi yapıyoruz bütün düğümlerimizi. Bu şekilde kelo olanımız daha zarif, daha düzgün görünecektir. İlk kirpimi yaptım. Böyle. İster eliniz alışkınsa bu şekilde geriye dönebilirsiniz. Şöyle ipi bu şekilde tutup şuraya geriye dönebilirsiniz. Eliniz alışkın değilse oyayı ters çevirin. Aynı şey bir farkı yok. Geriye dönün. Bir tane kirpik yapar gibi tek dolayarak düğüm atıyoruz. Burada püf nokta bir püf noktası daha söylüyorum. İpi böyle tam böyle ilk yaptığım kirpiğin üstüne gelir şekilde sıkıca tutuyorum parmağımla kaymaması gerekiyor tutup ipimi sıkıştırıyorum bakın üstünde kalacak çevirdim tekrar buraya da aynı şekilde düğüm atıyorum bunun sayısı size kalmış Büyük isterseniz az katlı yaparsın, küçük isterseniz az katlı yaparsınız, büyük isterseniz çok katlı yaparsınız. Ama dediğim gibi şöyle ipin katını daha önce yaptıklarınızın üzerine denk gelecek şekilde sıkıca tutmanız gerekiyor. Sıkıca tutmanız da çok önemli. Sıkıca tutmazsanız ipi çekerken ister istemez o İp de oradan kayıyor ve daha küçülüyor. Daha küçüldüğü için sırayla görünmüyor da üst üste binmiş binmiş yığıntı şeklinde görünüyor. O yüzden dikkatlice burayı tutmamız gerekiyor. Ben burada 7 kat yaptım kele olanı. Size kalmış siz ne kadar isterseniz o şekilde ayarlayabilirsiniz. 7 katı tamamladığımızda bu büyüklükte bir kel olanımız oluyor. Siz bunu daha küçük de yapabilirsiniz zevkinize göre daha büyükçe Keyfiniz nasıl istiyorsa gözünüze nasıl güzel görünüyorsa e, yaparken anlattığım püf noktalarına dikkat ederseniz e, kel da korkacak pek bir şey yok. E, çoğu insan yapmak istemez denk düşüremem diye püf noktaları dik, dikkat ettiğinizde harika bir kel olan oyunuz olacak. Bir de ütülerken bir önceki videomdaki püf noktalarına dikkat ederseniz oyalarınız bozulmadan senelerce kullanabilirsiniz. Deneyecek arkadaşlar şimdiden kolay gelsin diliyorum. Lütfen kanalıma abone olup zile tıklayın. Bildirimlerden anında haberdar olun. Güzel örneklerim güzel videolarım gelmeye devam edecek. İzlediğiniz için herkese teşekkür ederim.